Merhabalar. TR724 ekranlarında artı eksi programında Abdülhamit Bilici ve Adem Yavuz Arslan'la birlikte karşınızdayız. Biliyorsunuz yayınımızı Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıyoruz ve genel çerçevede yayınımıza öncelikle Amerika ve Amerika'dan dünyaya bakış şeklinde başlıyoruz. Sonra diğer detaylara doğru ilerliyoruz. Bu aralarda Amerika'daki en önemli gündem, daha doğrusu iki tane gündem var. En önemli gündemler diyeyim. Bir tanesi önümüzdeki 3 ay içinde olacak seçim ve bütün dünyada olduğu gibi Amerika'nın gündeminde de olan korona salgını ve bu salgının etkileri. Son 5 aydan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin tartıştığı konuların başında korona geliyor. Özellikle Trump'ın koronaya karşı yaklaşımı çok gündem yapılıyor. Halkın bu andaki anlamdaki çoğunluğunun düşüncesi farklı. Fakat korona ile mücadele konusu hem aşı bulma çalışmaları hem de maske kullanımı konusunda odaklanıyor. Özellikle maske kullanımı konusu biraz daha siyasi bir hal almaya başladı. Trump ve yönetimi koronayı bir anlamda daha küçük çapta göstermeye çalışıyor. Fakat bilim tarafından bakınca ya da Beyaz Saray'ın danışmanları tarafından bakıldığında olayın aslında o kadar da küçültülecek bir durum olmadığı vehametini koruduğu söyleniyor. Abdülhamit Bey, siz korona konusunu salgın ilk başladığı Çin'de başladığı zamandan bu yana yakın takip ediyorsunuz. Üzerinden çok zaman geçti. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda Amerika'nın koronayla mücadele konusundaki geldiği yeri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, hatırlattığın iyi oldu. Bir ara ya bu koronayı konuşmamız lazım derken gündemde mi, niye konuşuyoruz falan diye itirazlar geliyordu. Adem'den geliyor ama bu hakikaten itirazlar. Adem, ya bırakayım Adem mı geliyor abi? Ama itirazlar yapan. artık korona rutin. Rutinleri konuşmanın çok bir anlamı yok. Korona artık hayatımıza yerleşti. Uzun süre bir yere gitmeyecek. Hani artık bunu Evet. yaşayacağız. O yüzden artık rutine bindi. O yüzden diyorum. Ya ilk Yani başladığı zamanı söylüyor Abdülhamit Bey. Evet. tabii. Şimdi şöyle espri bir tarafa gerçekten Amerika için çok büyük bir sınav oldu korona. Yani Trump başkanlığını kaybederse, ikinci dönem başkan seçilmezse bunun en büyük sebebi korona olacak. Yani korona en büyük galibiyetini Amerika başkanına karşı kazanmış olacak. Çünkü Trump ekonomideki rakamlar çok parlaktı gerçekten. İşsizlik rakamları çok tarihi düşük seviyelerdeydi. İşte borsa uçuyordu. Gelişme rakamları çok çok parlaktı yani. Onunla yani bu parlak rakamlarla ikinci dönemi garanti gibi görünüyordu. Ta ki Şubat ayında başlayıp bu koronanın Amerika'ya vurmasıyla, Amerika'da çok yaygın bir şekilde etkisini göstermesiyle tabii ekonomi fena halde sarsıldı. Ve Trump da baştan beri krizi yönetmekte çok çok zorlanıyor. Önce hafife aldılar. Hatta işte Fox TV onun çok etkileyen medya kanallarının başında geliyor. Bu bir uydurma falan gibi yayınlar yaptılar. İşi ciddiye almaları zaman aldı. Ve sonra belki tedbirler aldılar, büyük ekonomik paketler açıkladılar, test sayısını artırdılar vesaire. Ama hala bugün bile yani işte şu anda Trump'la kendisinin atamış olduğu Beyaz Saray korona ile mücadele koordinatörü arasında bile görüş ayrılığı var. Deborah Birx diye bir uzman Beyaz Saray'ın bu konudaki çalışmalarını koordine ediyor, koordinatörü. O dedi ki yani şu anda Amerika'daki durum çok kötüye gidiyor. Özellikle kırsal alanlara yayılmış durumda korona hadiseleri. Sayı, vaka sayısı artıyor, önleyemiyoruz. Bazı bölgelerde özellikle artış var gibi ve herkesi daha dikkatli olmaya, tedbirli olmaya çağırdı. Bunun üzerine Trump yani kendisinin beraber çalıştığı bir kişiyi zavallı, bu açıklamalarını zavallılık olarak nitelendirdi. Sonra bu konuda başka bir Amerika'da çok popüler olan korona dolayısıyla Doktor Fauci var. Fauci de Birx'e destek verdi. Yani bu değerlendirmeler bilim adamlarının, sağlıkçıların değerlendirmeleri doğru. Yani böyle bir keşmekeş olunca ta bir yönetimin en tepesinde tabii ki farklı sonuçlar çıkıyor ve pek parlak olmuyor. Amerika maalesef dünya lideri ekonomide, belki siyasi olarak da dünya gücü fakat koronada da
liderliği bu keşmekeş dolayısıyla elde etmiş oldu. Yani virüs Çin'de çıkmış olmasına rağmen belki Çin'den daha fazla etkilenen ülke oldu. İşte şimdi yani hem seçim gündeminin önemli konusu, yani seçimi belki belirleyecek, yani korona meselesi, hem de ekonominin gidişatını belirleyecek en önemli faktör. İşte en son anketler var. Daha bugün bir ankete baktım. Orada Biden, yani demokratların başkan adayı, 9 puan önde görünüyor. Bazı anketlerde bu 13'e, 14'e falan çıkıyor. Trump'ın daha önce çok başarılı olduğu bazı eyaletler var. Zaten o eyaletler sayesinde seçimi geçen 2016'da kazanmıştı. Oralarda bile zorlanıyor. Bazı eyaletlerde Biden'ın önde olduğu söyleniyor. Swing states diyorlar. Yani aslında yarışı belirleyecek olan eyaletlerde. Onun için korona gerçekten hem ekonomideki etkisiyle hem de siyasetteki etkisiyle Amerika'da çok önemli bir faktör olmaya devam ediyor şu anda. Adem, peki şöyle diyebilir miyiz? Genellikle ülkeyi yönetenler korona konusunda çok başarılı olamadılar. Belki Avrupa'daki bazı ülkeler hariç diyelim. Amerika gibi, hatta Türkiye gibi, Brezilya gibi, İran gibi ülkeler kendi ülkelerinde olayı çok küçük olarak göstermeye çalışıyorlar. Böyle bir gayretleri var. Bunu neden yapıyorlar sence? Şimdi oraya gelirken bir konuda itiraz edeceğim. Amerika'nın gündemi tamamen korona değil. Amerika'da şu anda iki tane gündem var. Bir, Trump TikTok'u yasaklamakla meşgul. TikTok'la boğuşuyor. Yani hiç de bugüne kadar TikTok'la işim olmamıştı. Ben de merak ettim bu TikTok nasıl bir şey diye. Meğerse bütün teenagerlar, gençler oradaymış. Trump da şu anda onunla boğuşuyor. Yani korona bu kadar rakamlar uçmuş gitmişken Trump'ın gündemi TikTok'u nasıl yasaklarım? Ki 15 Eylül'e kadar süre verdiler. 15 Eylül'den sonra TikTok'u yasaklayacaklar. Ve asıl şu anda bizim bulunduğumuz doğu yakasında gündem tamamen aslında tropik fırtına. Yani bilmiyorum Metin seninle ilgili oralarda durum nasıl ama birkaç saat sonra, saat 2'de yerel saatle yaklaşık 3 saat sonra bizim bulunduğumuz bölgeye yoğun bir yağmur ve saatte 140 kilometreye ulaşan bir fırtına bekleniyor. Ben sürekli hava durumuna bakıyorum. 2'den sonra sanki açılacakmış gibi gösteriyor bizim burada. Gördüğüm raporda 2'de bizim bulunduğumuz bölgeye gelmesi bekleniyor ama sonrasında açılıyor dediğin gibi. Yani neyse, sonuçta bu adını telaffuz edemediğim Asiyas falan gibi bir günde oturup bir bu şeylerin isimleri nereden geliyor? Bir Amerikan günlüğü yazısı yazayım ben en iyisi. Tropik fırtınalara tuhaf isimler veriyorlar. Bunun gündemi yani şu açıdan ilginç. Florida'dan yukarıda New York'u Boston'a kadar olan hat üzerinde bugün ve yarın fırtına şeyi var ve dün geceden itibaren Kuzey Carolina bayağı bir etkilendi. Gece haberleri takip ettim. İşte elektrik kesintileri, yıkılan evler, ağaçlar vesaire ve saatte 140 kilometreye ulaşan bir rüzgar var. Yani bu Amerika'nın fırtınaları da enteresan bir gündem. Şu anda yani Doğu yakası ülkenin açıkçası fırtına gündemiyle yaşıyor. Hatta ben Amerikalıların bu özelliğini biraz da yadırgıyorum. Çok tedbirliler. Yani hani bizim bulunduğumuz bölgede belki Kuzey Carolina, Güney Carolina, Florida gibi vurmayacak ama ona rağmen işte kum torbalarına poşetlere, şeylere, çuvallara kum doldurup evin etrafına bariyer yapan Amerikalıları gördüm. O da ilginç geliyor. Yani bana çok tuhaf geliyor. Çok abartıyorlar bu tedbir işini. Şimdi asıl korona meselesine geleyim. Şimdi Trump'ı en çok zorlayacak hadise önceki gün geldi. Fitch, Amerika'nın ekonomik görünümünü durağından, yani stable'dan negatife çevirdi. Yani şimdi böyle düzgün bir ekonomi vardı. Öncesinde çok iyi gidiyordu vesaire. Ama şimdi bu korona döneminde de işte stable sayılıyordu. Ama şimdi negatife döndü ki bu tabii ki çok olumsuz bir etki. Yani Amerikan ekonomisi şu anda negatif gösteriler veriler gösteriyor. Fitch'in son raporu, bu hafta sonu açıklanan rapor. Dolayısıyla Trump oldukça gergin çünkü Trump'ın en büyük seçim argümanı güçlü ekonomiydi. Ama şu anda öyle bir durum yok. Ve rakamlar korkunç. Yani ölüm sayısı fırladı. Ve dahası şu, mesela Trump dün gece bir tweet attı işte okulları açın şeklinde. Şimdi Amerika'da şöyle bir tartışma var. Aynı tartışmayı ben de kendi içimde yaşıyorum. Kendi ailemde yaşıyorum. Çünkü okullar açılıyor. Trump herkesin okula gitmesini, bizzat online olmasını istemiyor. Herkes okula gitsin diyor. Ama aileler çok tedirgin. Çünkü yani okula giden çocuğun hastalık kapması, eve hastalık getirmesi çok ciddi bir olasılık.
Hatta görmüşsünüzdür haberleri. Amerika'nın güney eyaletleri okulları Ağustos başında açıyor. Yani erken açıyorlar orada. Okulların açılma tarihi oldukça erken. Mesela Güney Amerika eyaletlerde işte açılan Mississippi gibi yerlerde bir hafta içerisinde öğrencileri neredeyse tamamı korona oldu. Şimdi büyük bir şok yaşanıyor. Yani biz okulları ne yapacağız? Yani şimdi böyle bir tablo var. Şimdi ben çocukları okula gönderecek miyim, göndermeyecek miyim? Şimdi onun tartışmasını yapıyorum. Şimdi tamamen online'a döndü okullar. Tamamen online'da mı devam edecekler? Trump bu konuda diretiyor. Yani Amerika ilginç tartışmalar yaşıyor. Hani Amerika kim söylemişti hatırlamıyorum da Amerika büyük bir Türkiye'ye döndü diye. Başkan bambaşka bir denklemde, bilim adamları ve akademisyenler bambaşka bir denklemde. Ve en son işte bugün itibariyle gördünüz Dünya Sağlık Örgütü Başkanı belki de hiçbir zaman korona aşısını bulamayacağız dedi. Yani tablo hiç parlak değil çünkü hani aşı bulunacak, herkes aşı olacak ve hayatımıza geri döneceğiz diye bekliyorduk. Pek öyle olmuyor. Şimdi senin soruna geleyim. Bayağı geniş bir alandan dönüp geldim senin sorun için. Cevabı aslında oldukça açık çünkü korona gibi salgın hastalıklarla mücadele popülist politikalar içermiyor. Sert politikalar içeriyor. Popülist liderlerin bu söyleme karşı, bu duruma karşı tepki vermesi politik yaklaşımlarından kaynaklanıyor. Şimdi popülist liderler, otoriter liderler her şeyi kontrol eden, ekonomiyi önceleyen, medyayı manipüle eden, rakamları manipüle eden, yani istediği duruma göre mesela şu an Türkiye'nin yaptığı gibi hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım sayısı vesaire her siyasetin istediğine göre değişiyor. Bu tip şeyleri yapmak isteyen liderler. Ama açık toplumlar, gelişmiş demokrasiler aksine şeffaf ve halk sağlığı için gerektiğinde sert tedbirler alabilen rejimler. Trump'ın ve otoriter rejimlerin liderlerin bunu sevmemesi de politik anlayışlarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla eğer toplumun gidişatına göre olayı abartması gerekiyorsa abartıyor ya da aşağıya doğru çekmesi gerekiyorsa aşağı çekiyorlar. Özellikle Türkiye'de bu çok tartışmalı bir hale geldi. Biraz baktım. Ağustos ayının enflasyon rakamlarını açıklamışlar. Ağustos ayında da enflasyon düşüyor gözüküyor Türkiye'de. Biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanlığı, yönetimini, başkan yardımcıları ne kadar yetkili kişi varsa onları değiştirdiler. Değiştikten sonra rakamlar da değişmeye başladı. Toplumun beklentilerinden çok kendilerinin toplumu yönlendirebileceği rakamları resmi rakamlar olarak açıklıyorlar ki bu özellikle Türkiye'de son birkaç yılın normali haline gelmiş oldu. Yani yeni normal Türkiye'de iktidarın istediği rakamlar istediği gibi açıklaması. Burada şöyle bir ayrıntı var. Hemen araya gireyim sözü altına bir tabi veriyorum. O da şu. Eski TÜİK Başkanı ve eski bağımsız kurul denen BDDK gibi, sermaye piyasası gibi denetim kurumları. Evet, denetim kurumlarının başındakiler yine yandaştı, yine iktidara yakındı, yine Erdoğan tarafından atanan isimlerdi. Hatta Merkez Bankası Murat Çetinkaya için, eski başkanı Murat Çetinkaya için yasa değiştirildi. Standartlar yasalara uygun bir atama olmuyordu. Yani şeyleri karşılamıyordu, standartları karşılamıyordu. Onun için özel yasa değiştirdiler. Berat'ın kankasıydı vesaire. Ama onlar bile Erdoğan'ın taleplerini karşılayamadı. Yani çünkü Erdoğan rakamların istediği gibi eğilip bükülmesini istiyor. İstediği gibi artmasını, değişmesini, istediği şekilde açıklamalar yapılmasını istiyor. Onlar bile hani küçük müdahaleler yapıyorlardı, rakamlarla oynuyorlardı vesaire. Onlar bile tatmin etmedi. Artık dediler tamamen koptu bu iş. Şu an itibariyle ne Merkez Bankası'nın ne de Türkiye'de sözde bağımsız kurulların bir itibarı karşılığı yok. En son gördünüz. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı için üniversite bitirme şartı da kaldırıldı. 10 yıllık tecrübe şartı vardı. Artık 10 yıllık tecrübe şartı da kaldırıldı. Özel bir yasa yaptılar. Bu da şu demektir. Oraya özel birini atayacaklar. O da 21 yaşında birisi olabilir. Üniversiteyi bitirmiş, hiçbir bankacılık tecrübesi, piyasa tecrübesi olmayan birisi. Çünkü 10 yıllık tecrübe yasasını, yaklaşık bir hafta 10 gün oldu bu yasayı değiştirelim, yaptılar. Yani hani eskiler iyiydi, şimdikiler kötü değil. Eskiler kötüydü, şimdikiler çok daha kötü noktasına geldik. Evet, bürokrasi bir taraftan böyle gidiyor. Siyaset de hareketleniyor. Daha doğrusu zaten hareketli yeni figüranlar diyelim ortaya çıkıyorlar. Özellikle siyasi parti kurma konusunda. Ahmet Davutoğlu parti kurdu, Gelecek Partisi, Ali Babacan parti kurdu, Deva Partisi. Geçtiğimiz yıllarda Meral Akşener'in İYİ Partisi kurulmuştu. Onlar bir şekilde muhalefet yapmaya çalışıyorlar. Şimdi
Bakıyorum birkaç günden bu yana Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri Muharrem İnce. Önce Ayasofya'ya gitti, bahçede bir namaz kıldı, seccadesini serdi. O Sultanahmet bölgesinde bir yerdeydi, tam Ayasofya'nın içinde de değildi. Sonra da şimdi parti kuracak mı kurmayacak mı falan derken böyle baktım, bugün parti kuruyormuş. İşte yıl sonuna kadar partimizin faaliyetlerini de başlamış oluruz diyor. Ancak bazıları da yazıyorlar, diyorlar ki tırnak içinde, Muharrem İnce bir FETÖ projesi olsa gerek diyorlar. Abdülhamit Bey, bu iddiayı nasıl karşılıyorsunuz? Yani aslında öyle Türkiye'de her şeye FETÖ demiyorlar değil mi? Sadece buna mı dediler? Ne diyorsunuz? Yok, her şeye deniyor. Kim başı sıkışırsa o yaftaya yapışıyor. Bunun için de söylemeleri onun için şaşırtıcı olmaz. Yani cemaat neredeyse yok edildi memlekette. Fakat hala önemli bir aktör yani, onu görüyoruz. Türkiye'deki birçok esrarengiz olayın her şeyin arkasında gazetecilerin hapse atılması dahil. Hapiste en çok yani on binlerce insan cemaatle irtibatlı insanlardan oluşsa bile hala hapse atanların bazı insanlar hapse düşünce, işte bu Oda TV'den olanlar gibi, olayı yine FETÖ projesi falan diye söylemekten maalesef utanmıyorlar. Yani Muharrem İnce olayı ilginç ama şaşırtıcı değil. Yani Erdoğan'ın önemli bir başarısı, yani AKP'yi idare etmekle kalmayıp muhalefeti de idare etmeyi becermesi. Yani bunun geçmişi de öyle yeni değil. Koca parti başkanlarını kendisine kattı. Yani has parti yok artık mesela. Numan Kurtulmuş ne biçim laflar söylüyordu hatırlayın. Şu anda etkisiz bir eleman olarak bir bakanlık koltuğuna tav olmuş durumda. İşte Soylu hesap sormazsam namerdim diye ortalıkta kükreyen Demokrat Parti'nin başkanı yok yani. Demokrat Parti duruyor da Soylu artık o işi yapmıyor. Başka birileri yapıyor sessiz sedasız. Bahçeli yani 2-3 sene önceki videolarını izlediğimde hala insanlar paylaşıyorlar, ben de görüyorum. İşte hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz falan diyor. Twitter yasaklarından cumhurbaşkanı olmaz diyor falan. Hesap sormazsam işte namerdim falan diyor, namussuzum diyor. Şimdi bakıyorsunuz Erdoğan'ın şeyi olmuş yani. Üçüncü sac ayaklarından biri olmuş iktidarın. MHP içindeki bölünmenin de bence önemli aktörü şeydir. Erdoğan'dır yani, saraydır. Yoksa Akşener MHP'de liderliği alacaktı. Yargı yoluyla bunun önü engellendi. Yani kimin engellediği de belli. Şimdi CHP'de aynı operasyon yapılıyor. Yani Erdoğan şu mesajı veriyor herhalde. Yani tamam, AKP bölünüyor. Babacan gibi önemli bir isim, Davutoğlu gibi önemli pozisyonlar bulmuş bir isim. AK Parti'den çıktı, partilerini kurdu. Ama muhalefette sağ kalacağını sanmasan işte böyle operasyonlar yapılabilir. Nasıl bir etkisi vardır tam bilemiyorum ama yani Muharrem İnce hala o Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman muhalefetin ortak adayı olarak o seçim gecesi esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluşunu açıklayabilmiş bir insan değil maalesef. Şu anda da yani hele İstanbul ve Ankara'daki muhalefetin ortak bir şekilde başarılı bir performans sergilemesinden sonra muhalefetin hiç ihtiyacı olan şey değil yani yeniden bölünme, parçalanma. Birçok kez burada eleştiriyoruz. Yani muhalefet maalesef iktidar ağzıyla konuşuyor. Tutarlı bir vizyon ortaya koyamıyor. Bir sürü saçma sapan hareketler yapıp sonra düzeltmeye çalışıyor. İşte hala Türkiye'de hukuk varmış gibi davranıyor. Mesela işte en son internet yasası ile ilgili, sosyal medya yasası ile ilgili bir şeyler yapıldı. Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz diyor. Yani yaptıkları en büyük şey bu. Maalesef muhalefeti eleştiriyoruz ama muhalefetin önünde benim gördüğüm en önemli şey, yani son dönemdeki en önemli başarıları İstanbul ve Ankara yerel seçimlerinde gerçekleştirmişlerdi. O çizgiden gitmeleri beklenir. Eğer Türkiye'de demokrasi için hala umut olacaksa. Ama bu tür parçalanma çabaları, girişimleri muhalefeti daha etkisiz hale getirecek kesinlikle. Yani benim ona hiç şüphem yok. Onun için saray burada nasıl bir dümen çeviriyor göreceğiz yani. Önümüzdeki günlerde herhalde netleşirse parti falan ne kadar CHP'den milletvekilini çeker kenara kendi partisine.
bakalım yani muhalefetin maalesef yaralı ve aciz haline, bir siyaset belirleyemez haline bu bölünme de eklenirse saray için güzel bir fırsat çıkmış olacak. Yani belki seçime daha güzel şartlarda gidecek. Adem peki Muharrem İnce için FETÖ projesidir diyenler aslında ne demek istiyorlar? Yani nasıl oluyor? FETÖ projesi olunca ne oluyor orada? Şimdi Erdoğan'ın en büyük başarılarından bir tanesi FETÖ diye bir zehirli bir kavram ortaya atıp bunu yaygın bir şekilde kabul ettirdi. Yani bugün birine FETÖ derseniz onu zehirliyorsunuz. O hareketi öyle bir hale getiriyorsunuz ki artık vebalı muamelesi görüyor. Vebalı hali sizi toplumdan dışlıyor, siyasetten dışlıyor. Adeta işte suçlu böyle bir tablo haline getiriyorsunuz. Yani ben şimdi böyle bir hadiseye ancak gülerim. Yani Muharrem İnce'yi Ankara'dan tanırım, başkaları da tanır. Yapısı, yaşamı, söylemleri, cemaate bakışı herkesin bildiği birisi. Hani böyle bir tablo görünce benim aklıma şöyle bir şey geldi. Herhalde Muharrem İnce'nin imamı da Hüseyin Gülerce'dir. İkisi de Yalova'lı. İkisi de Yalova'da. Yani eğer böyle bir muhabbet varsa benim aklıma o geldi. Hüseyin Gülerce herhalde Muharrem İnce'nin FETÖ imamı falandır artık. Yani başka türlü bir hani ciddi alıp üzerine yorum dahi yapmam ben bu Muharrem İnce ile ilgili FETÖ sözcüsü. Ama benim buradaki dikkat çekmek istediğim nokta başka. Yani şimdi Muharrem İnce'nin Erdoğan rejimi tarafından şantaja maruz kalma değil ama bir şekilde onlar tarafından bazı şeylere zorlanıyor olabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü biliyorsunuz Erdoğan rejiminin en belirgin özelliği özellikle son 8-10 yılda çok yoğun bir şekilde istibdat uygulamaları yapması. Nedir? Herkesin bilgilerini takip ediyor, telefonlarını kaydediyor, para trafiklerini takip ediyor. Ben böyle bir şeyle karşılaşırsak hiç şaşırmayacağım. Yani bir takım insanların bir takım bilgilerine edinip onların üzerinde şantaj malzemesi olarak yapmak gibi bir uygulaması var AKP'nin. Bu da bana hiç şaşırtıcı gelmez. Yani Muharrem İnce'yi sanki parti kurma için başkaları da zorluyor olabilir. Çünkü parti kurmanın ne anlama geldiği çok açık. Yani CHP'yi bölmek, gündemini meşgul etmek. Yani şimdi düşünün, sandıkta belki çok oy alamayabilirsiniz ama unutmayın başkanlık seçimlerinde bir kişinin oyu hayati öneme sahip. %50 artı bir oy almanız gerekiyor. O bir kişi çok hayati. Yani %5 olsa, %3 alsa, %1 alsa Erdoğan için çok büyük bir avantajı beraberinde getirir Muharrem İnce. O açıdan yani seçime girmeyip sadece gündemi meşgul etmesi bile Erdoğan için bir kazanım. Benim merak ettiğim, şüpheyle yaklaştığım konu Muharrem İnce bu yola kendi iradesiyle mi girdi yoksa iktidar tarafından bu yola itildi mi? Evet, buna bakacağız. Bu arada Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan bu son bir haftadır pek ses çıkmıyor galiba. Abdülhamit Bey, siz gözünüze bir şey çarptı mı? Yani mesajları var, konuşmaları... Siyaset yani, bayram dinler mi abi? Fakat şey yok yani, o beklenen heyecan böyle bir dalgalanma oluşturmadı. Yani bu anlamda bir hareketlilik yok. Anketlere falan da ben bakıyorum. Mesela bu konuda yani gerçekten başarılı olan bazı şirketler var, araştırma şirketleri. Onların da defaatle yaptıkları araştırmalarda böyle büyük bir kıpırdanma yok. Yani mesela ben Washington'da bir konferans olmuştu. Buraya Fehmi Koru gelmişti. Özellikle o yeni partilerle ilgili nabız, onun vereceği nabız önemliydi. Yani belki de biraz onun için çağrılmıştı. Biliyorsun Abdullah Gül'e yakın. Abdullah Gül de o zaman Babacan hareketinin içinde falan görünüyordu. O yaptıkları, o zaman yapılan bazı anketleri paylaştı. Yani %5-10 falan gibi rakamlar söylüyordu o zaman. Ruşen Çakır da gelmişti. O da yani iyimser şeyler söylüyordu. O da biraz yakındır yani şeye, Gül ekiplerine. Fakat şu anda gördüğüm bir, biraz hayretle izliyorum yani. Ya onların elde ettikleri rakamlar doğru değildi. Yani bayağı iyimser yüzdeler vermişlerdi çünkü o toplantıda. Ya da beklenen şeyi dalgalanmayı sağlayamadılar yani. Bu anlamda bir tuhaflık var. Fakat bu tabii ki önemsiz değil. Yani %1, %1,5 bile işte İstanbul seçimini hatırlarsanız 5-10 bin kişilik yani hatta 12 bindi
Yani İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki ilk turdaki seçim farkı o kadar düşüktü. Yani 10 bin küsür bir fark vardı. Onun için hele böyle %50 yarış olacaksa %1, %1,5, %2 falan da küçümsememesi lazım. Ama şöyle bir şey olmadı. Yani böyle AKP'nin ortaya çıkmasındaki gibi bir dalgalanma %10, 15, 20, 30 falan gibi bir umut adresi olarak ortaya çıkmadılar. Yani bu da üzerinde düşünmeye değer bir şey. Neden böyle olmuyor? Aslında mesela özellikle Babacan'ın mesajları falan çok şey yani. Demokratik açıdan, ekonomik açıdan Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu iyi teşhis eden şeyler, mesajlar. Bir de Türkiye gerçekten az önce bahsettiniz siz de. Yani çok keyfi bir şekilde yönetiliyor yani. Ekonomi belki en kötü şekilde yönetiliyor. İstatistiklere falan kimse güvenmiyor. Benim güvenmemin önemi yok yani. Benim çok büyük bir param yok da yatırım falan için. Dünyadaki saygın kurumlar, şirketler, paraya yön verenler böyle bir ekonomiye güvenmediği için çekiliyor. Onun için Türkiye'de döviz sıkıntısı var. Yani vatandaşın görmesi açısından çok basit. Ben bazen yayınlıyorum sosyal medyada da. 2013'te 1 dolar 1,5 lira şu anda 7 lira. Yani başkanlıkla her şey düzelecek diyorlardı. Merkez Bankası'nın istediği gibi dizayn etti. Tüm ekonomistlerin karşı çıkmasına rağmen ilginç böyle fantastik politikalar önerdi. İşte faizi düşürürsek enflasyon da düşer gibi falan. Şimdi dövizi şey yapmak için, kontrol altına tutmak için düşünebiliyor musunuz? Yani döviz 6 kat artmış. Yani kontrol etmek için de Merkez Bankası'nın tüm rezervleri eritilmiş. Eksi de bu hafta haberler vardı, görmüşsünüzdür. Yani şeyin Türk lirasına %150 faizden falan bahsediliyor. Yani bu fantazinin sonu görülüyor açık yani. Şeye de yansımış durumda. Yani vatandaş da görüyor. Mesela bugün enflasyon açıklaması vardı. %11 diye açıklamışlar. Bir ara Anavatan Partisi'ne genel başkanlık yapmış olan Nesrin Naz kendi ölçümünü yapıyormuş. Onu paylaştı bunun üzerine. Yani resmi enflasyon rakamı üzerine. Diyor ki ben her ay bir şeyim var. Yani bir alacağım listem var. O listeleri alıyorum ve kat kat artıyor diyor şeyler. Fiyatlar. Yani gerçek böyle. Fakat hiç kimsenin inandırıcı bulmadığı rakamlar açıklanıyor maalesef. Böyle bir ortamda Babacan mesela çok doğru şeyler söylüyor yani ekonomi anlamında. Böyle büyük bir uzman olmanıza da gerek yok aslında. Yani ekonominin ABC'si ne bile riayet edilmiyor. Bir şekilde patlayacak diye herkesin beklentisi var. Yani bir gün bunlar kaldırılamayacak hale ekonomi, gelecek. Yani bir kendi rakamlarınızla kendinizi kandırıyorsunuz. Maalesef rakamlarla kandırılabiliyor fakat ekonomi biraz da aslında psikoloji yönetimiyle de alakalıdır. Onu da iyi keşfetmişler. Biliyorsunuz enflasyon falan çoğunlukla beklentilerle biraz daha yönlenebiliyor. İşte Nisan-Mart'tan, Mayıs-Nisan'dan, Haziran-Mayıs'tan daha iyi olacak gibi söylenler. Şimdi bakıyorum gene diyorlar ki işte elimize bazı rakamlar geldi. Bu yılı iyi kapatacağımızın işaretleri var. 2021 zaten Türkiye ekonomisinin sıçrayışı olacak falan. Böyle söylemlerle bütün o rakamların ve gerçeklerin üzerine bir gizli bir örtüyle örtüyorlar ve mümkün olduğu kadar sorunları ileriye doğru taşıyabilme kabiliyetini de kazandıklarını söylemek durumundayız. Bu açık gözüküyor. Ama şöyle, gerçek değişmiyor. Yani çıplak gerçek şu. 2010'da diyelim, Türkiye'nin nispeten hukuk ve demokrasi ile yönetildiği dönemde 1,5 lira olan dolar şu anda 7 lira. Çıplak gerçek bu yani. Bunu vatandaş gitsin, baksın zaten döviz bürosundan falan ya da 2010'daki istatistiklere baksın. Bir başka şey var, bu korona meselesinde de geçerli. Mesela siz kendiniz rakamları falan istediğiniz gibi evriyorsunuz, çeviriyorsunuz. Fakat işte Almanya size turist göndermiyor. Yani ekonomiyle ilgili ve tüm rakamlarla ilgili şey budur yani. Siz dünyadan hayır, koparsanız sanki tam oraya girecek gibi bir şey diyecek gibi. Ya hayır ama yani bunlara itiraz ediyorum. Yani doların yüksek olması Türkiye'nin lehine bir şey. İhracat artıyor. Hani bir internet fenomeni var ya Vartolu. Her konuya muhteşem yorumlar yapıyor. Böyle korkunç zekice açıklamalar yapıyor. Ben en son şeyde pes ettim. Hani Egemen Bağış'ın
Ayet bu Amerika'nın sorunu diyorsun yani, dolar artıyorsa. Tabii ki onların sorunu, çünkü dolar 7 liraya çıkmış. Bu Türkiye ihracatçısının arayıp da bulamadığı bir şey. Şimdi havuz style'i yapıyorum şu anda. Havuzcular böyle yapıyor ya, havuz evet, style böyle şey. Kardeşim kötü diyenlerin tamamı FETÖ'cüdür. Ekonomi süperdir, her şey yolunda gidiyor. Doların yüksek olması Türkiye'nin lehine. Türkiye bu konuda son derece başarılı bir çizgi seyrediyor. Abi havuzcu olmak çok kolay ya. Salla gitsin. Yani şu an kitabı. Şimdi bu konudan bir yere gelmek istiyorum. Yani başka bir noktaya gelmek istiyorum. Bir saniye. Yere gel, bu konu değiştirmeden ben bir şey söyleyeyim. Şimdi Abdülhamit abi çizdiği perspektifte bir tane benim bir itirazım var. O da şu. Şimdi ekonominin ne kadar kötü olması, tablonun ne kadar karamsar olması, işte insanların açlıkla imtihan noktasına kadar gelmesi Türkiye'de siyasi iradeyi değiştirmez. Türkiye'de siyasi tabloyu değiştirmez. Ben şunu itiraz ediyorum. Hani deniyor işte tencerenin değiştirmeyeceği iktidar yoktur. O eski bir söylem. Yani ben şu anda şunu özellikle şu açıdan söyleyeyim. Peki Erdoğan abi, iki sene önce de böyle düşünüyor muydun? İki sene önce de böyle evet, düşünüyor muydun? İki sene önce de böyle düşünüyor. İki sene önce de böyle düşünüyordum ve bunu hep söylüyorum. Diyorum ki bakın, Venezuela'da insanların açlıktan öldüğü bir ülke. Ama rejim devam ediyor. Başka örnekleri var. Kore'de, orada, burada, İran'da, şurada, burada örnekleri var. Burada kritik olan nokta şu. Eğer rejimi gücü elinde tutan kadrolar güvenlik bürokrasisine de full hakim olmuşsa, insanlar açlıktan da ölse rejim değişmiyor. Sokağa çıktıkları zaman ezip geçiyorlar. Burada bunu şuraya geleceğim. Bakın Erdoğan'ın son dönemde yoğun bir şekilde yaptığı 15 Temmuz kumpasının en kritik noktalarından bir tanesi şudur. Erdoğan orduyu ve polis yapılanmasını, güvenlik bürokrasisini istediği gibi eline alamadığı için 15 Temmuz yaptırdı. Ve bunu yaptıktan sonra bakın son yaş kararlarına bakın. Tasfiyeler var. Bir taraftan da yoğun bir şekilde parti teşkilatları üzerinden orduya adam almalar var. Yani bir taraftan yukarıyı satın alıyor, muhalif subayların tamamını tasfiye ediyor. Ki bunu yapması 2 dakika sürüyor. Bakın yaş toplantısı sadece 45 dakika sürdü. Ve Erdoğan'ın istediğini yapmayan birisiyseniz emekliye sevk edilmeniz, FETÖ'cü diye tutuklanmanız 10 saniye. O da 10 saniyede anca yazar Erdoğan bir şey. Oradan gidersiniz. Öbür taraftan TSK'nın içerisinde okulları kapatmalarının nedeni de buydu. Milli Savunma Üniversitesi bu yüzden kurulmuştu. Yani çünkü bütün o orduyu besleyen akımı güçlendirmek ve ellerinden şey yani ellerini almak için yaptılar. Yani çok değil 3-5 yıl içerisinde tamamen rejim ordusu haline çevrilecek bir TSK var. Ve bu tablo içerisinde Erdoğan şundan rahat. Yani siyaset bilimini Abdülhamit abi de biliyor, bunu okudu. Siyaset biliminde bunun teorisi de var. Yani siz güvenlik bürokrasisine full hakimseniz, otoriter bir rejim kurmuşsanız, insanlar açlıktan ölse bile, sokağa çıksa bile, sokakta eylem yapsa bile rejim mevcudiyetini sürdürüyor. Erdoğan buna güveniyor. Bakın şu cümleyi tırnak içerisinde söylüyorum. Çok belki daha önce hiçbir yayında söylemedim ama şu cümleyi Erdoğan yakındaki birine ifade etti. O da şu. Kardeşim Suriye'de Esad bile ayakta kaldı. Ben mi kalmayacağım? Bakın bu tırnağı kapatıyorum. Bu cümle Erdoğan'ın cümlesi. Ve yakın arkasındaki bir toplantıda değerlendirdiği bir cümle. Suriye'de Esad bile kaldı. Ben mi kalmayacağım? Hani şöyle kötümser senaryo çiziliyor işte, ekonomi batar, halk sokağa çıkar, şu olur, bu olur. Erdoğan'ın tepkisi aynen böyle. Esad bile kaldı. Ben mi kalmayacağım? O yüzden inşallah böyle ama böyle bir tablo çok kanlı sonuçlar doğurur. Yani hani insanlar sokağa çıkar, rejime baskılar falan. Bu sadece daha fazla kötü olayların yaşanmasına yol açar. Benim perspektifim biraz böyle. Ama ben sanki biraz Adem, yanlış mı Adem, ifade ettim ya da yanlış mı anlaşıldım? Bakarak yani dünyadaki ülkelerin de gelişimine bakarak biraz Türkiye'nin demokratikleşmeden uzaklaşmasını göz önüne aldığımızda tekrar geriye dönüş o kadar zor mu gerçekten demokrasiye? Ya şöyle yani benim söylediğimi tekrar altını çizeyim. Yani ekonomideki gidişatın çok kötü olduğunu ve bunun da hakikaten fantastik yani ekonomi biliminin falan da kabul etmeyeceği şeylerin politikaların uygulanmasından kaynaklandığını söyledim ama bunun bir değişimi tetikleyeceğini, tek başına yeteceğini falan söylemiyorum yani fakirleştikçe bir takım çevrelerden yani işte ekonomi kötü değişir yani ben o yoruma katılmıyorum. Ama şöyle bir şey var yani AKP ve Erdoğan'ın siyasi başarısıyla ekonomik başarısı hep paralel gitti.
Yani ekonomiye güven, ekonominin gelişmesi, güçlenmesi oranında Erdoğan da başarılı oldu. AKP siyasi olarak başarılı oldu. Ve son dönemdeki bir gerileme varsa ki var, işte Metropol'ün anketine bakarsanız %50'lerdeki destek %30'a gerilemiş. Yani AKP'nin pragmatik destek, AKP'yi ve Erdoğan'ı pragmatik olarak destekleyenler ayrılıyorlarsa bunun en önemli sebeplerinden biri ekonomideki gerileme, fakirleşme, ekonomiye olan umutlarının azalması ve Erdoğan'ın ve AKP'nin artık yani istikrarın güvencesi olarak değil bir sorun kaynağı olarak görülmeye başlanması. Fakat yani böyle bir değişim için demokrasi olması lazım. Yani seçim yapılabilmesi lazım. İnsanların bunlardan bilgi sahibi olabilmesi lazım. Geçen Türkiye'den bir arkadaşla konuşuyorum. Bunları biraz değindim. Diyor ki yani Abdülhamit Bey diyor siz bunları söylüyorsunuz da vatandaşın bunların haberi yok ki yani. Yani vatandaşın çoğu Türkiye'nin uçtuğunu falan düşünüyor. İşte Türkiye bütün dünyayı meydan okuyor. İşte sağda solda asker üsler elde ediyor. Bunlar konuşuluyor. Belki babacan bile düşünün yani. Kelep, milli elektronik kelepçe üretiliyor. Ya babacan, babacan şeyin yani o ekonomik başarının önemli isimlerinden biriydi. Yani birçok başka isimle beraber YouTube kanallarında konuşmak durumunda kalıyor. Yani ne kadar insana ulaşabiliyorsa artık. Yani böyle bir durum var. Şey olmazsa yani demokratik zemin kaldırılırsa ekonominin kötüleşmesi siyasi bir fatura olarak çıkmaz şeye, iktidara. Böyle, bunun en güzel örneği işte İran yanı başımızda yani. Demokrasi eskiden de şöyle bir şey vardı yani demokrasi tamam mükemmel değildi ama çalışan bir demokratik mekanizma seçimler basın falan olduğu için ekonomi zayıfladığı zaman siyasi iktidarlar değişirdi ama şu anda bu olmayabilir. Zaten belki yani bu tür bir rejim kurulmaya çalışılıyor yani onu daha önce de defaatle konuşmuştuk maalesef. Abi bir şey söyleyeyim mesela şimdi millet hala şunu anlamadı. İnternet yasası düzenlemesi sadece muhalefetleri muhalefeti susturmak için falan değil ya da muhalefet yani babacan şu an YouTube'a konuşabiliyor. YouTube kanallarında çıkabiliyor. Twitter'dan mesaj iletiyor. Yakında onların hiçbirini iletemeyecek. Öyle bir kanal da kalmayacak. Çünkü VPN'le dahi ulaşmak mümkün değil. Ama asıl bu internet düzenlemesindeki hani CHP'nin büyük bir iş yapıyormuş gibi biz bunu anayasa mahkemesine götürürüz falan gibi yani böyle Türkiye'de sanki bir anayasa mahkemesi varmış gibi rejim meşrulaştırma işlemleri komik oluyor artık. Bugün çok basit bir örnek vereyim size. Hani bir tane AKP'li vardı Şanlıurfa'da adı da Salih Saraç'tı. Jacuzzi'de yatıyor. Oğlum fakirler beni rahatsız etmeyin diyordu. Hatırlarsınız. O video silindi. O videoya şu anda ulaşamıyorsunuz. Neden? Çünkü sildirdiler. Şimdi bu yeni internet düzenlemesinde unutulma hakkı diye bir şey koydular. Bu ne demek biliyor musunuz? AKP'yi rahatsız eden bütün haberlerin, bütün tweetlerin, bütün videoların silinmesi. Şu an Çin'de yapılan şeyi yapıyorlar. Şu an İran'da yapılanı yapıyorlar. Şu anda Kuzey Kore'de yapılanı yapıyorlar. Yarın bir gün ne 17-25'i göreceksiniz, ne Erdoğan rejiminin yanlışlarıyla bir şey göreceksiniz, ne sıfırlanamayan paraları göreceksiniz, ne de böyle işleri ya da işte AKP'lilerin karıştığı bir skandalın ne haberini göreceksiniz, ne videosunu göreceksiniz, ne de sosyal medyada göreceksiniz. Tertemiz, pırıl pırıl bir sosyal medya internet tabanı oluşturuyor şu anda rejim. Peki, yani muhalefet çelik merak ettim konu şu, Türkiye'de mesela az önce bahsettiğim videoya Türkiye'den ulaşılamıyor ama bütün dünyadaki internet sağlayıcılardan mı sildiriyorlar yani? Veri tabanından kaldırırsan, yani şöyle sen videoyu indirip başka bir site üzerinden yüklemezsen yok. Çünkü kaynağını siliyor. Biliyorsun bu ofis açmasını istiyor ya, yani Twitter'ın, YouTube'un falan Türkiye'de bütün sosyal medyaların ofis açmasını istiyor. Yani yeni yasaya göre datalarını, Türkiye'ye ilgili dataları Türkiye'de tutmasını istiyor. Bundan maksadı şu, yani onlara yapmasını mesela yargı yoluyla bir şeyleri silmesini isteyecekler. Silmediği takdirde de sınırlama getirecek. Bant genişliğini daraltacak ya da işte tamamen kapatacak falan. Yani Türkiye'de nasıl diyelim ki Zaman Gazetesi'ne muamele yaptıysa onu belki YouTube'da, Twitter'da yapmaya çalışacak. Eğer bu şirketler uyarlarsa bu çağrılara, bu politikalara. Çok değil, bir haftada tutuklanır. Atanan Türkiye temsilcisi maksimum bir haftada tutuklanır.
Orada mesele sadece bir konuya geçmeye çalışıyordum, gene geçemedim. Evet, verilerin, Metin'cim bu çok önemli olduğu için geri dönüyorum. Bakın, bütün kullanıcı verileri Türkiye'de depolanmasını istiyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Yani tüm kullanıcı verilerinin depolanması demek, yani şimdi canını sıkan birisi bir tweet attı, anında ev basılacak. Çünkü bulmaları çok basit olacak anında. Şimdi eskiden uğraşıyorlardı biraz. Yani adam VPN kullanıyor, yurt dışından atıyor vesaire falan. Şimdi öyle bir tablo da yok. Bütün veriler Türkiye'de depolandığı zaman istediği anda, istediği her şeyi hamle yapacaklardır. Özellikle tabii kişisel veriler. Bir süre sonra tabii olacağı şu, insanlar artık yönetimin, devletin kendisini kontrol etmesini ötesinde kendi kendini kontrol etmiş olacak. Böylece kimse bir şey yazamayacak, konuşamayacak, söyleyemeyecek. Havadan sudan mevzular. Zaten şöyle biraz öyle dolmaya başladı. Türkiye'nin gündemine bakarsanız Bodrum'da bilmem işte bir tanesi çıkmış. Oradaki kadınların arasına karışmış. O ona bir laf söylemiş. Sonra Twitter'da bu gündem olmuş. Aslında bu meşhur muymuş değil miymiş. Böyle gündemler herhalde insanların da hoşuna giderek akıp gidecek Türkiye'de. Peki şimdi geçmek istediğim konu şuydu. Bu geçen ayın başlarında bir isim ortaya çıktı. Bir çete lideri dendi. İsmi Serkan Kurtuluş. Arjantin'de yakalandı dendi. Sonra bir Arjantin medyasından bir yere röportaj veriyor. Ve bu röportaj Türkiye tarafından da duyulmuş oluyor. Röportajda diyor ki işte beni tuttular. Türkiye'de bazı suikastleri yapmamı istediler. Ancak ben bunları yapmadım ya da yapamadım. Bir arkadaşım da yapacaktı. Ben de yapacaktım. Yapamadım. Bu suikast olarak adı geçen isimlerden bir tanesi. Türkiye'de 2 yıl boyunca FETÖ suçlamasıyla hapiste tutulmuş Amerikalı rahip Brunson'dı. Ona suikast yapmamı söylediler diyor. Ve çok önemli iddialar ortaya attı. Sonra bunlar böyle dalga dalga yayıldı. Değişik yerlere bu kişi ulaşmaya çalışıyor vesaire. Adem, konu gerçekten ilginç mi? Yani ciddiye almaya değer bir konu mu? Ve bu son birkaç gündeki bu mevzuyla alakalı gelişmeler nasıl değerlendiriyorsun? Kesinlikle ciddiye almaya değer bir konu. Şimdi Serkan Kurtuluş'la dair sana birazdan bir manşet vereceğim. Manşet ve bilgi paylaşacağım. İlk defa burada görecek izleyicilerimiz onu söyleyeyim ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi hükümet medyasında böyle konu yokmuş gibi davranılıyor. Konunun kıyısından köşesinden dolaşan bir takım sözüm ona aradaki tipler de kardeşim bu adam çete lideri, suç örgütü, bu adamın anlattıklarını niye ciddiye alıyorsunuz diyor. Adam tetikçi diyorlar. Pardon, ahlaklı bir adam tetikçi olur mu? Düzgün bir adam tetikçi olur mu? Tetikçi dediğin adam zaten böyle ahlaki problemi olan, ahlaksız, hiçbir ilkesi olmayan, para pul için her şeyi yapan insanlardan seçilir. Örnek havuz medyası. Şimdi böyle bir tablo içerisinde, yani dedi işte bu adam itirafçı oldu, bu adamın geçmişi çok kirli, sözleri itibar edilir mi? Ya adam zaten düzgün bir adam olsa o cinayetleri işlemez, o suçları işlemez. Yani tetikçi olma, zaten itirafçı da böyle adamlardan çıkar. Yani senden benden itirafçı, tetikçi çıkmaz doğal olarak. Böyle bir tabloyla karşılaştığın zaman doğal olarak bu adamın anlattıklarını önemseyeceksiniz. Çünkü adamın yaşadıklarını ve yaptıklarını anlatıyor adam. Dahası şu adam, bu adam ve avukatları Arjantin'de iltica başvurusu sürecindeler. Bakın iltica başvuru süreçleri bütün filmlerden görmüşsünüzdür. Hatta izlemeyen izleyicimiz varsa ısrarla tavsiye ediyorum. Şu an Netflix'te Stateless diye bir tane dizi var. Avustralya'daki mültecilerin durumunu anlatan gerçek hikayelerden toparlanmış. Çok başarılı bir çalışma. Mültecilik nedir? Asylum başvurusu, iltica başvurusu nedir? Oradan da görebilir izleyiciler. Ve o diziyi mutlaka izleyin derim. Hatta yine Netflix'ten söyleyeyim. Şu an Amerika'da yaşanan göçmen dramı ve ICE dediğimiz bu yapının nasıl söyleyelim onu, ICE'ın Türkiye'deki benzeri yapısı nedir bilmiyorum. Amerika'da mültecileri ya da yasa dışı bulunanları tutup sınır dışı eden birim. Custom Protection Enforcement dedikleri yapı. Şimdi bu yapının yaptıklarına dair bir belgesel var. Netflix'te dün başladı yayın. Yani inanılmaz can acıtı şeyler bunlar. Realite. Yani Amerika'nın ve Trump yönetiminin ülkedeki mültecilere ya da işte yasa dışı duruma düşmüş kişilere karşı tavırlarını gösteren bir şey. Şimdi bu adam Arjantin'de iltica sürecinde. Bu neden özellikle altını çiziyorum? Şuradan dolayı. Arjantin'deki iltica sürecinde olan bir kişi bir tane çelişkili bilgi verirse, bir tane yalan beyanda bulunursa bütün hukuki süreci düşer.
Çok önemli bir konu. Bunu Serkan Kurtuluş bilmiyorsa avukatı biliyordur ve söylemiştir. Dolayısıyla belgesini ortaya koyamayacağı, teyit edemeyeceği hiçbir bilgiyi esaret sürecinde olan birisi söylemez. Çünkü başına bela olacağını bilir. Dosyası kapatıldığı anda Türkiye'ye deport edileceğini de bilir. O yüzden böyle bir riski almaz. Şimdi bu işin çerçevesi. Detayına girelim. Şimdi Serkan Kurtuluş'un anlattıklarının teyidi zaten var. Nasıl var? İşte Rahip Brunson'u öldürmek için aracı olan kişi, ayarlanan kişiler ortada. Suriye'de Rus uçağının düşürülmesi, pilotun infaz olaylarında ortada. Adamın fotoğrafları var zaten. Yani oradaki cihatçıların içerisinde bu işleri yapmış. Dahası burada yeni detaylar ortaya çıktı. Mesela nedir? Cemaatçi iş adamlarına tabiri caizse çökme, onlardan para alma işlerinin AKP il başkanlığında organize edildiğinin delilleri var. Öldürülen AKP'li yönetici var. Dahası bu bilgileri veren kişinin İzmir'deki savcı, o 15 Temmuz kumpasındaki aktif adamlardan, çok önemli isimlerden bir tanesi olan Okan Bato. Savcıdan alıyor isimleri. Diğer isim İzmir'deki dönemin istihbarat müdürü Kudret Dikmen. Yani bunlar da teyit edildi. Yani düşünün, AKP il başkanlığı işin içerisinde, İzmir'deki savcı Okan Bato işin içerisinde, 15 Temmuz'un en büyük kumpasçılarından birisidir. Başka bir bahis olduğu için oraya girmiyorum. Ve İzmir'deki dönemin istihbarat müdürü Kudret Dikmen. Bu isimleri oluşturuyorlar, listeleri çete liderine veriyorlar. O çete lideri gidip o insanlara tabiri caizse çöküyor. Cemaatçi iş adamlarından para alıyorlar, mallarını, mülklerini, fabrikalarını alıyorlar vesaire. Böyle bir tablo. Şimdi Rahip Brunson'u öldürme çalışmaları sadece tekil bir olay değil. Şimdi gelelim manşete. Şimdi biz bugüne kadar ne biliyorduk Serkan Kurtuluş'la ilgili? Serkan Kurtuluş işte Gürcistan'a gitti, orada gözaltına alındı, sürpriz bir şekilde ve tuhaf bir şekilde tahliye edilince Arjantin'e kaçtı. Şimdi bugüne kadar Rahip Brunson vesaire öğreniyorduk. Peki manşet kısmı ne? Manşet kısmı şu: Serkan Kurtuluş buradan önce, yani bu Gürcistan ve Arjantin sürecinden önce Avrupa'ya gitmiş. Yanında AKP'nin bilinen bazı suç örgütleriyle koordinasyonu sağlayan bazı isimler var. Bu DİTİB gibi Diyanet'in teşkilatlarının da Avrupa'daki lokal temsilcileriyle beraber hareket ediyorlar. Garip bir şekilde. Yani düşünün, Diyanet teşkilatının uzantıları bir çete örgütünün liderine ev sahipliği yapıyor Belçika'da, Almanya'da. Belçika'ya gidiyorlar önce. Orada cemaatçi bilinen bir takım bazı iş adamlarına çöküyorlar. Paralarını alıyorlar, tehdit ediyorlar vesaire. Ama Belçika polisinin, istihbaratının ağına takıldıkları için, daha doğrusu takıldıklarını fark ettikleri anda da Belçika'dan Almanya'ya taşınıyorlar. Yine yanında AKP'li bir takım isimler var ve Belçika polisi resmi yazıyla Almanya'yı uyarıyor. Bu adam burada bu işleri yaptı, şimdi sizin oraya geldi, bu adamı takip edin diye. Ve takip edme süreçlerinin içerisinde Türk kökenli bir takım polisler de var. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan, Almanya vatandaşı olan, işte Belçika'da yaşayan, Belçika vatandaşı olan kişiler de var. Ve bu kişiler Serkan Kurtuluş'u takibe başlıyorlar. Ve sonrasında Serkan Kurtuluş Almanya'da da tutunamıyor. Çünkü takip edildiğini ve işlemlerinin, faaliyetlerinin takipte olduğunu fark edince oradan başka bir ülkeye zıplayarak yoluna devam ediyor. Yani diyeceğim şey şu: şimdi bu adamın anlattıkları sadece Rahip Brunson ya da İzmir'deki, Ege bölgesindeki bir takım iş adamlarının FETÖ borsası oluşturularak çökülmesi değil, aynı şeyi Avrupa'da da hem iş adamlarına çökme mafyavari yöntemlerle hem de... Burada bir şey soracağım. Yani iş adamlarına çökme derken ne demek istiyorsun? Yani Belçika'da yaşayan cemaate yakın Belçika'da olan iş adamlarına gidip onlardan haraç mı istiyor, para mı istiyor? Ya mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Ben İzmir'de okudum. Ege Üniversitesi'nde okudum. İzmir'de 9 sene yaşadım. İzmir'in bilinen bir takım iş adamları vardır. Fabrika sahipleri, işte ne bileyim, büyük ticari faaliyetleri bulunan insanlar. Geliyor size bu adamlar. Diyorlar ki işte sizinle ilgili FETÖ soruşturması var, şu var, bu var. Reisin talimatıyla işte 10 milyon dolar vereceksiniz. Vermezseniz başınıza şu gelecek. Bu adamlar silahlı adamlar. Çete yani. Çok rahat adam öldürebilen tipler. Ve bu insanlar hukuk olmadığı için korkutuklarından para veriyorlar. Vermeyenlerin başına neler geldiği ortada. 7 sülalesi cezaevinde bazı isimlerin. Ve bu isimler bu şekilde fabrikasını kaybeden bazı iş adamları biliyorum. Düşünün, fabrikası, yani baba yadigarı fabrikasını gasp etmiş adamlar. Öbür taraftan korkunç paralar gasp etmişler. Şimdi Avrupa'ya gidiyorlar. Belçika'da benim bildiğim 2 iş adamına bu şekilde
şantaj yapıp para almışlar. Hakkınızda böyle böyle işlemler var. Bu işi şu kadar para verirseniz kurtulursunuz. Ya bu belki sadece, Türkiye'ye giriş çıkışınız rahat olabilir falan diye söylüyor olabilirler. Yani sonuçta bunun yöntemleri çok bilinen yöntemler. Yani ben birçok örneğini daha önce de anlattım. Türkiye'nin her yerinde, her ilçe teşkilatında, AKP'li her ilçe teşkilatında FETÖ borsası var. Yani Cemiş Gezek'teki kuru yemişçiden bile alacakları paranın hesabını yapıyorlar. Adamlar bir yağma düzeni kuruyorlar şu anda. Ve yağma düzeninin içerisinde bu Serkan Kurtuluş tipi tipler var. Yani Belçika'ya göndermişler, orada bilinen iş adamlarına çökmüşler. Takip edildiklerini, Belçika polisinin ağına takıldıklarını fark edince de Almanya'ya kaçıyorlar. Almanya'da da tutunamayıp oradan başka bir ülkeye gidiyorlar. Avrupa'dan çıkıyorlar. Ama şunu demeye çalışıyorum. Bence manşeti şu. Yani Serkan Kurtuluş ve ekibinin yaptığı işler sadece Raip Branson ve Türkiye'deki bazı iş adamlarına çökmek ya da Suriye'de bir takım işler çevirmek değil. Avrupa'da da AKP adına, AKP'nin bilinen isimleriyle birlikte orada bir takım illegal faaliyetlere karışmışlar. Bunların içerisinde cemaatçi iş adamlarına çökmek, paralarını gasp etmek ve dahası suikast planları yapmak var. Ama Avrupa polisinin dediğim gibi ağına takılmışlar. O zaman daha önce yaşanmış adam kaçırma gibi olayları da üst üste koyarsak, yani uluslararası arenada farklı suikastten adam kaçırmaya, oradan mala çökmeye kadar pek çok işlemler için organize olarak çalıştıkları ortaya çıkıyor gibi sanki burada, değil mi? Avrupa'da adam kaçırmaları zor. Suç örgütleriyle suikastler yaparlar. Kaza süsü verilmiş bir takım cinayetlere yol açarlar. Yani Türkiye'de mafyanın en çok yaptığı yöntemlerden bir tanesi kaza süsü vererek cinayet işlemektir. Yani bu tip suç örgütlerine. Nedir? Trafikte giderken arabanıza gelir arkadan vururlar. Siz inersiniz, ne oluyor burada diye indiğiniz anda kavga çıkar sembolik olarak. İşte bıçaklanırsınız, öldürülürsünüz. Trafik mangandası tartıştı adamı öldürdü diye haberlere konulur. Aslında bu planlı suikasttır. Yani bunun çok örneği var Türk siyasetinde, Türk ekonomisinde, Türk bürokrasisinde. Aynı şeyi Avrupa'da yapma planları içerisindelerdi. İşte dönerci kavgası derler, adamı infaz ederler. Bunu çok rahat da yaparlar. Bunu daha önce de çok yaptılar çünkü. Ama düşünün, yani Serkan Kurtuluş'u Avrupa'ya gönderen AKP, yanında AKP'li isimler var, yanında Diyanet'in Avrupa'daki teşkilatından insanlar var. Düşünün, Diyanet'i nelere bulaştırmışlar. Ve Belçika'da iki iş adamına çöküyorlar. İki iş adamından para gasp ediyorlar FETÖ borsası muhabbetine. Ama Belçika polisinin radarına yakalanınca Almanya'ya geçiyorlar. Yani bu Serkan Kurtuluş'u geçmek lazım. Bayağı malzeme var orada. Çok enteresan şeyler söylüyor Adem. Özellikle Batı hukukunda böyle bir gazetecinin verdiği bu bilgiler onların emniyetinde, polisinde varsa bu önemli bir dosya açılmış demektir. Değil mi? Bunun arkasından başka şeyler çıkar mı? Ne diyorsunuz? Herhalde son bilgilerden biri de şeydi, avukatı, yani bu Serkan Kurtuluş denen kişinin avukatında daha fazla bilgilerim var elimde, paylaşmak istiyorum diye bazı gazetecilerle temasa geçmiş. Herhalde yani bu Adem Bey'in söyledikleri, belki başka bilmediğimiz meseleleri de öğreneceğiz. Yani ben yine bir ihtiyat payıyla yaklaşmak lazım. Başka çek ederek, yani başka bilgilerle delillendirmek lazım. Mesela bunu şey yapıyor Bolt TV'den gazeteciler. Yani başka verilerle de yapı hakkındaki soruşturmalarla ilgili sağa sola yansıyan bilgilerle karşılaştırarak bakmak lazım. Ama şeyi göstermesi açısından çok enteresan, yani bu AKP'nin aslında kurduğu düzenin özeti gibi. Yani AKP ne yaptı? Masum insanlara bir yafta uydurdu. O yaftayla binlerce, on binlerce insanı işinden etti, aşından etti. Sonra şimdi onlardan para kazanmak için, yani o mağduriyetlerinden para kazanmak için AKP İzmir İl Başkanı'nın içinde bulunduğu bir yapı kuruluyor. Onlar bu sefer insanlara diyorlar ki, kardeşim senin şöyle bir davan var, o davadan kurtulmak, yırtmak istiyorsan bize şu kadar vereceksin. Yani bir taraftan mağdur ettiği insanlar üzerinden de geçinme gibi ikinci bir rezalet yapıyor. Şimdi başka bir üçüncü kademesi de şu. Yani pis bir şeyler yapıp onu da bu sefer kendisinin FETÖ diye yaftaladığı, terörist diye yaftaladığı insanın üzerine atmak gibi bir facia üstüne facia bir manzara. Herhalde benim kanaatim şu, yani sadece bu bu arada Suriye ile bağlantıdan unutmamak lazım. Yani Suriye'de Türkiye'nin izlemiş olduğu tuhaf
karanlık politikaların aktörlerinden biri bu adam. Yani belki bir dönem kahraman gözüyle bakılmış. Havuz medyasında falan böyle fotoğrafları var. İşte Rus pilotun ölümünde falan rolünden bahsediliyor. Yani bu bir örnek. Fakat tekil olduğunu sanmıyorum. Yani böyle sağda solda AKP'nin girmiş olduğu bu hukuksuzluk yolunda böyle çok isimler çıkacak. Önümüzdeki günlerde bunların hikayelerini, haberlerini duyacağız. Şu anda tabii çok çıkamıyor. Yani Türkiye'deki bir sürü insan konuşamıyor maalesef. Konuşabilmesi için işte böyle bir yere sığınması, yurt dışına çıkması falan gerekiyor. Yani dikkatle takip edilmesi gereken ilginç itiraflar. Ben avukatının falan da neler söyleyeceğini merak ediyorum. Mesela bu acaba yani Adem Bey'in bahsettiği iş adamlarının bir şikayetleri falan olmuş mu? Mesela bunların da belki üzerine gitmek lazım. Yani bunu mutlaka polis raporlarına falan belki kaydetmiş olabilirler. O mesela çok daha şey yapar. Yani işi sağlamlaştırır. Korkunç yani dediğim gibi üst üste rezalet. Yani insanlar, masum insanları terörist diye suçluyorsun. Sonra onların mağduriyetinden yararlanmak için para toplamaya çalışıyorsun. Adamları kurtarmak için yargıda. Sonra onlar adına cinayet işlettirip önemli sembol kişileri onu da bu sefer onların üzerine atıyorsun. Yani masum insanları, suçladığın insanların üzerine atıyorsun. Karanlık bir dönem yaşanıyor Türkiye'de. Bunun bir sürü aktörleri var. Yani bir kısmı hala belki muteber yerlerde ama mutlaka gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bunları er geç öğreneceğiz. Çıkacak bir itirafçılar evet, bol bol. Evet, bu programda enteresan konulara değindik. Özellikle Adem'in son 10-15 dakika içinde söylediği konular çok çok sıra dışı mevzulardı. Biz bu Serkan Kurtuluş mevzusunu sadece onun yanısıyla röportajı ve avukatın konuşmak istediği kısmıyla biliyorduk. Muhtemelen takipçilerimizin çoğu da öyle biliyordu. Ancak şimdi olayın üzerine yeni bilgiler eklemiş oldu Adem. Avrupa'da da operasyonel çalışmalar yapmaya çalıştıklarını ve hatta AKP'ye yakın bazı isimlerle bunu yaptıklarını söyledi. Bakalım önümüzdeki günlerde bunlarla alakalı yeni gelişmeler, yeni bilgiler medyaya yansıyacak mı? Onlar da belki önümüzdeki haftalardaki programlarda konuşmuş oluruz. Ben bu anlamda Artex'in bu bölümünü çok önemli görüyorum. Yakından takip edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda belki söylenecekleri de merakla takipçilerimizin beklemesini öneriyorum. TR724'te kendi gündemlerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Zaten TR724 çok özgün programlarıyla gazetecilik mesleğine önemli katkılarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bülent Beylerin Levent Kenez'le yaptığı ayaküstü programı, Nedim Hazar'ın yaptığı daha çok fotoğrafları ve sinemanın değerlendirildiği programları, tarih programlarıyla önemli bir boşluğu kapatıyor aslında TR724. Dolayısıyla da daha çok takipçiye, daha çok izlenmeye de ihtiyacı var. Bu anlamda takipçilerimize kendileri evet, seyrediyorlar, takip ediyorlar, teşekkür ederiz. Ancak çevrelerine de yaymalarını ve kanala güç vermelerini bekliyoruz. Ne dersin Adem? Evet, kapanmadan önce izlesinler. Yakında bulamazlar. Hani yakında kanalların hiçbirine ulaşılamayınca izleyecek kanal da bulamazsınız. O yüzden şimdiden destekleyin ve yayın ki insanlar daha çok kitleye ulaşabilsinler, daha çok gerçeklerden haberdar olabilsinler. Evet, 21. yüzyılda bunları konuşuyor olmamız da gerçekten kötü. Peki, çok teşekkürler tekrar. Benim bir gündemim daha var, onu önemli hemen altını çizeyim. İzleyicilerimize ısrarla tavsiye ediyorum. Nordic Monitör'ü takip etsinler. Nordic Monitör'ün hem Türkçe hem İngilizce yayınları var. Gazeteci meslektaşlarımız Levent Kenez ve Abdullah Bozkurt çok önemli işler yapıyor. Özellikle 15 Temmuz bağlamında. Şimdi bakın, bu hafta içerisinde önemli bir habere imza attılar. O da şu, hani diğer haberleri de çok önemli ama şey şu. Ben şahsen 15 Temmuz'da bir şeyi bağlayamıyordum kafamda. Yani Semih Terzi'ni, işte o darbeci hain denen Tuğgeneral 2 mesai arkadaşları falan çok farklı şeyler anlatıyorlar. Son derece parlak, çok başarılı ve gerçekten çok iyi bir askermiş. Bu ismin infaz edilmesi, ben öldürülmesi demiyorum, infaz edilmesinin bir kafamda bir boşluk oluşuyordu. Ya bu adam, çünkü düşünün, hani uzun uzun anlatmayacağım da özetle söyleyeyim. 15 Temmuz akşamı Semih Terzi'yi Irak'tan, Silopi'ye, Silopi'den Diyarbakır'a, oradan Ankara'ya getiren kişi Zekai Aksakallı. Yani Semih Terzi'nin darbeci olduğunu iddia edenler, uçuş yasağına rağmen Semih Terzi'ye Ankara'dan uçak gönderiyor. Binali Yıldırım televizyona çıkmış.
Erdoğan açıklama yapmış ve Semih Terzi'nin uçağı havada durdurmuyorlar. Özellikle ona izin veriyorlar. Hatta bizzat ifadelerde şey anlatıyor. Bizzat Zekai Aksakal'ın talimatıyla uçağı takip ediyorlar. Uçağın gelmesi için yolunu açıyorlar. Ankara'ya iniyor uçak. Orada helikopterler hazır bekliyor. Orada durdurulmuyor. O ara Erdoğan konuşmuş. İnsanlar meydanlara çağrılmış. Binali darbe girişimi var demiş. Her şey açıklanmış. Ve Semih Terzi'nin önüne kırmızı halı seriyor Zekai Aksakal. Özellikle. Bunu da Genelkurmay'ın bilgi sırasında yaptığını düşünmüyorsunuz herhalde. Ve bunu yaparken Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Gölbaşı'nda Nizamiye'deki komutanı arayıp Zekai Aksakallı, hani kendi komutanlarını aramıyor, sadece öldürme emirlerini veriyor. Ve diyor ki sadece Semih Terzi'yi alacaksın, başka hiç kimseyi içeri sokmayacaksınız. Yani Semih Terzi'yi içeri sokmayın demiyor, sadece onu alacaksınız. O ara Ömer Halis Demir'e, Erdoğan rejiminin şu andaki kahramanlaştırdığı sembol ismi ki benim bilgilerim onun da eğer şehit olmasa, hayatını kaybetmese bir FETÖ soruşturmasına konu olacağı yönünde. Vesaire. Ve bu isme arayıp, 8 kez arayıp Semih Terzi'yi vur talimatını veren Zekai Aksakallı. Şimdi Nordic Monitör'ün haberi şu. Semih Terzi'nin, yani ben kafamda şunu oturtamıyordum. Semih Terzi'yi neden ısrarla öldürmek istiyorlar? Çünkü bu bir infazdır. Yani adamın önüne kırmızı halı serip, adama talimat verip Ankara'dan özel uçak gönderiyorsun, getirtiyorsun, etrafındaki insanlarını koyuyorsun, belirliyorsun. Çünkü Semih Terzi'nin timini de Zekai Aksakallı oluşturuyor. Ve sonrasında ne oluyor? Semih Terzi'yi infaz ediyorsun. Şimdi Nordic Monitör'ün haberindeki detay şu, önemli tarafı şu. Semih Terzi özellikle IŞİD ile olan mücadelede yapılan illegaliteler, IŞİD petrollerinin Erdoğan rejiminin bir takım önemli isimleri üzerinden nasıl dünyaya pazarlandığına dair çok önemli verilere sahiptir. Ve Semih Terzi bunları konuşmasın, anlatmasın, bir yerde gündeme getirmesin diye Semih Terzi'nin infaz edildiği yönünde bir haber yaptılar. Ben Nordic Monitör'ü izleyin derim. Çok başarılı, güzel işler yapıyorlar. Fikri takibi de çok başarılı yapıyorlar. Çünkü şu anda Türk medyasında fikri takip diye bir şey yok bari. Evet. Belki bir not da, yani 15 Temmuz'a girilmişken Metin Bey, onu da belki bu haftanın önemli ayrıntılarından biri. Müyesser Yıldız, Oda TV'nin haber müdürü, Ankara'da görevliydi, bir gazeteci. 12 Haziran'dan beri casusluk iddiasıyla hapiste. Onunla Cumhuriyet Gazetesi yanılmıyorsam bir röportaj yaptı. Önemli şeyler söylüyor yine 15 Temmuz'la ilgili. 15 Temmuz'la ilgili davaları takip eden ender gazetecilerden biriydi. Oda TV perspektifiyle bakıyor. Yani belki birçok konuda görüşlerimiz aynı olmayabilir ama yani böyle birisinin söylemiş olması da bence çok önemli. Diyor ki, Flash söylediği cümlelerden birkaçı, yani 15 Temmuz'un üzeri örtülmeye çalışılıyor diyor. Bir muamma olarak korumaya çalışılıyor diyor. Ondan sonra bu şeyler, davaları takip ederek elde ettiği bazı bilgilerin yok edilmeye çalışıldığını, arşivine ulaşılmaya çalıştığı, bu konuda yazmaya çalıştığı kitabın önlenmeye çalışıldığını, engel olunmaya çalışıldığını söylüyor. Bir de çarpıcı bir şey, yani Hulusi Akar'ın sorgulamalardan kaçmasının altını çiziyor. Biliyorsun meclise de gitmemişti, mahkemelere ancak özel oturumlara katıldı falan. Ve kendisinin hapse atılmasında da biraz onu işaret ediyor Müyesser Yıldız. Bir çarpıcı bir nokta da şu, yani Şamil Tayyar bunu AKP milletvekili dile getirmişti. 15 Temmuz'la ilgili şu anda kahraman gördüğünüz bazı kişilerin hain dedikleriniz bazı kişilerin de kahraman olacağını göreceksiniz falan gibi bir sözü olmuştu. Bu farklı bir damardan gelmiş olmasına rağmen, farklı bir perspektiften gelmiş olmasına rağmen Müyesser Yıldız da aynısını söylüyor. Yani bu demek ki 15 Temmuz şu anda kurulan rejimin en önemli ayaklarından biri, en önemli gerekçelerinden biri. Ben 17-25 ile beraber önemli ayaklarından biri olarak görüyorum 15 Temmuz'u. Bununla ilgili işte Oda TV'den bir gazeteci de işin muamma olduğunu, aydınlatılmadığını, birçok karanlık nokta olduğunu söylüyor. Ve belki de bunları ortaya çıkarmasının gerekçesi olarak, yani nedeniyle hapiste olduğunu açıkça söylemiş. Çok büyük bir ihtimalle öyle. Zaten Müyesser Yıldız'ın konuşmalarının sosyal medyaya yansımış halini gördüğünüz zaman şu anda içeride tutulmasının gerekçesinin bu olduğunu anlayabiliyorsunuz aslında. Ben röportajdan bir cümle yapayım. Bir teşhis hatası da var bence. Yani orada 15 Temmuz'u Balyoz Ergenekon sürecinin devamı falan gibi demiş. Yani
anormal yani. Balyoz Ergenekon süreçlerinin muhatapları 15 Temmuz'daki başarının arkasındaki insanlar yani. İşte Perinçek örneğine bakarak görülebilir. Ama yine de söyledikleri önemli geldi bana. Evet Adem, bir şey söyleyeyim. Bu şu ifadeyi çok önemsediğimizde, çünkü Oda TV'deki birinin bile bu ifadeye gelmesi önemli bir aşama. Yani FETÖ'den, bakın ifade şöyle, röportajdaki bölümden okuyorum. Büyük operasyonu sadece FETÖ'ye nakletmek, ülke milletim üzerinde yapılan ameliyata ve gerçekliklere gözümüzü kapattırıyor. Bakın, yüzü darbesinden buraya geldiler. Ben ilk günden beri şunu söylüyorum. Bu yolun sonunda şu olacak. Cemaat bu darbeyi niye engellemedi diye suçlama yapacaklar. Evet. Peki bu cümlelerle program bitirmiş olalım. Tekrar çok teşekkürler. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Eğer fırtına falan geliyorsa, bulunduğunuz yerlerde fırtına varsa dikkatli olun. Dışarı çıkmamaya çalışın. Herkese hayırlı, sağlıklı günler diliyoruz. Bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Hoşçakalın.